Forum ve YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Değerli öğrencilerimiz, bugün sizlerle 2. sınıf Türkçe kitabı sayfa 148, 149, 150 Bilim ve Kültür Yayınları 2. sınıf Türkçe kitabı 4. ünite neler öğrendik? Etkinlik cevapları sayfa 148, 149, 150 2. sınıf Türkçe kitabı 4. ünitede neler öğrendik? Etkinlik cevapları İkinci sınıf Türkçe kitabı sayfa 148, 149, 150. A. Aşağıdaki metni noktalama işaretlerine dikkat ederek okuyunuz. Cevap. Mustafa Kemal o sabah savaş meydanını geziyordu. Yerde parçalanmış bir düşman bayrağını gördü. Bir an durdu. Yanındakilere seslendi. Bu bayrağı kaldırınız. Yenilmiş bir düşman bayrağı fakat o bir milleti, bir orduyu temsil ediyor. Yerde kalmaya layık değildir. Hilmi Yücebaş, Atatürk Nükteleri, Fıkraları, Hatıraları. B. Aşağıdaki soruların metnine göre cevaplayınız. 1. Atatürk meydanda gezerken ne görmüştür? Cevap. Yerde parçalanmış bir düşman bayrağı görmüştür. 2. Atatürk yanındakilere ne söylemiştir? Cevap. Bu bayrağı kaldırınız. Yenilmiş bir düşman bayrağı fakat o bir milleti, bir orduyu temsil ediyor. Yerde kalmaya layık değildir. 3. Metinde anlatılmak istenen nedir? Cevap. Bayrağın bir milletin simgesi olduğudur. 4. Metnin başlığı ne olabilir? Cevap. Düşen bayrak. C. Aşağıda kelimelerden yazımı doğru olanların kutucuğunu işaretleyiniz. Cevap. C. Aşağıdaki kelimelerden yazımı doğru olanların kutucuğunu işaretleyiniz. 1. Herkes. 2. Çünkü. 3. Bazen. 4. Şoför. 5. Ağabey. 6. Yanlış. 7. Tıraş. 8. Hiçbiri. Doğru olan kutucuklar. 2. Çünkü. 3. Bazen. 5. Ağabey. 8. Hiçbiridir. 2. sınıf Türkçe Bilim ve Kültür Yayınları ders kitabı sayfa 149 cevapları. Ç. Aşağıdaki kelimelerden yazımı doğru olanların kutucuğunu işaretleyiniz. Cevap. Doğru. 1. Yaşamış olaydan anlatıldığı yazı türüne ana adı verilir. Doğru. 2. Günü gününe yaşayan olayları anlatan yazı türüne günlük denir. Doğru. 3. Günlük yazarken konuşur gibi bir anlatım kullanılır. Yanlış. 4. Günlük yazımda tarihi belirtmemiz gerekmez. D. Aşağıdaki cümlelerdeki kutucukların içerisine kullanılması gereken noktalama işaretlerinin adlarını işaretleyiniz. 1. Atatürk çocukları çok severdi. Kesme işareti, virgül nokta. Kullanılması gereken işaret, virgül. 2. Atatürk çocuğa adın ne senin bakayım dedi. Nokta, ünlem işareti soru işareti. Kullanılması gereken işaret soru işaretidir. 3. Matematik öğretmeni ona Kemal adını verdi. Soru işareti nokta ünlem işareti. Kullanılması gereken işaret noktadır. 4. Öğrenciler Atatürk'ün hayatını araştırdılar. Virgül kesme işareti kısa çizgi. Kullanılması gereken işaret kesme işaretidir. 5. Her Türk Atatürk'e teşekkür etmelidir. Nokta, kesme işareti virgül. Kullanılması gereken işaret kesme işaretidir. 2. sınıf Türkçe Bilim ve Kültür Yayınları ders kitabı sayfa 150 cevapları. E. Aşağıdaki kelimelerin zıt anlamlarında ilgili kutuculara yazınız. Cevap. Arka ön, üst alt, dış iç, sol sağ, sessiz gürültülü, yakın uzak, büyük küçük, yüksek alçak. F. Aşağıdaki kelimenin eş anlamlarını bulmacada bulup işaretleyiniz. İşaretleyemediğiniz harfleri sırasıyla yazarak şifreyi bulunuz. Cevap. F. Aşağıdaki kelimenin eş anlamlarını bulmacadan bulup işaretleyiniz. İşaretleyemediğiniz harfleri sırasıyla yazarak şifreyi bulunuz. Hürriyet, özlem, ulus, beyaz, yurt, dize, görev, kara. Şifre, milli mücadele. Sonraki metne hazırlık. Soru. Tutumlu olmanın önemiyle ilgili bir araştırma yapınız. Kısa cevap. Tutumlu olmak, sahip olduğumuz şeyleri doğru zamanda ve doğru yerde harcayarak israf etmemek demektir. Tutumlu olmak stresi azaltır.
Çünkü tutumlu insanlar nereye kadar harcayacaklarını önceden belirler ve gereksiz harcama yapmazlar. Tutumlu insanlar çevreye daha az atık attıkları için çevreyi korur ve önemli şeylere vakit ayıracak vakti bulurlar. Uzun cevap. Tutumlu olmak para, yemek, su, elektrik, zaman veya akla gelen bütün elde olan kaynakları doğru ve zamanında kullanarak israftan kaçınmak demektir. Tutumlu olmak insanlara sorumluluk sahibi olmayı öğretir. Çünkü tutumlu insanlar nerede, nasıl, ne kadar harcama yapmaları gerektiğini düşünerek düşünceli hareket ederler. Tutumlu insanlar gelir gider hesaplaması yaptığı için daha strese girer ve borçlu içerisinde kalmazlar. Tutumlu insanlar dar zamanlarda bile birikim yapabilir, ihtiyaçlarını önce edindikleri için birçok şey alabilirler. Evet arkadaşlar, videomuzun sonuna geldik. Aşağıdaki linkten forum web sitesine ulaşabilirsiniz. Videomuzu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı unutmayınız. İyi dersler.